Merhaba, iyi günler. Bugün biraz FETÖ operasyonlarından bahsetmek istiyorum ama önce şunu belirteyim. FETÖ devletin tercih ettiği bir tabir. Ben onun yerine Fethullahçılık ya da Fethullahçılar demeyi tercih ediyorum. Lakin hep medyada, kamuoyunda bütün bu operasyonlar ve davalar FETÖ olarak tanımlandığı için böyle deme ihtiyacını hissettim. Bu tanımlama Fethullahçı terör örgütü tanımlaması aslında Fethullahçıların Türkiye'ye hediye ettiği bir şeydi. Çünkü onlar da Ergenekon davası sırasında Ergenekon'u daha etkili kılmak için, davaları daha etkili kırmak için bir mahkemede bu Ergenekon'un bir terör örgütü olduğu kararını aldırıp ondan sonra bunun adını ETÖ olarak kullanmışlardı. Ergenekon terör örgütü diye. Sonra yollar AKP ile ayrıldı ve yıllar sonra AKP iktidarı bu ETÖ'nün başına bir F harfi ekleyerek olayı FETÖ'ye çevirdi. Var olan yapı ne derece terör örgütüdür? Bu çok kapsamlı ve esas olarak da hukuki bir tartışma. Ama yapılan operasyonlara baktığımız zaman bitmeyen operasyonlar ki bugün yaklaşık 200 kişinin yine Türkiye'nin değişik illerinde gözaltına alındığını öğrendik ve bunların neredeyse tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve işlerinde fiilen görev yapan subaylar da var. Daha önce ordudan atılmışlar da var ama çok sayıda halen görev yapan subaylar da var. Dolayısıyla silah sahibi kişilerin dahil olduğu bir şebekeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu silahlar çok kolaylıkla bir şiddet eylemine, terör eyleminde kullanılabilecek silahlar. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminde bunu denediler, başarılı olamadılar. Bu operasyonlar neden bitmiyor, neden biteceğe benzemiyor? Birkaç açıdan bakmak lazım. Birincisi, bu bize Fethullahçılığın Türkiye'de devlet içerisinde, özellikle ordu içerisinde ne kadar köklü bir örgütlenmeye sahip olduğunu gösteriyor. O kadar yapılan operasyona rağmen ki bunun önemli bir bölümü darbe girişiminin hemen ardından olmuştu. Darbe girişimine bizzat katılanlar vesaire ve sürekli yapılan itirafçılar var çok sayıda. İstihbarat çalışmaları var. Özellikle Baylok operasyonu, istihbaratın Baylok kullanımı olayını çözmesiyle beraber yapılan yüzlerce, binlerce kişinin gözaltına alınması, tutuklanması, bunların bir kısmı da mahkum edildi. Ama bitmek bilmiyor. Demek ki çok güçlü bir örgütlenme söz konusu. Nitekim yıllardır yapılan bir örgütlenme. Bu hareketin, Fethullahçılığın tarihine denk bir örgütlenme. Daha ilk andan itibaren devlet içerisinde örgütlenmeyi, devlete sızmayı ilke edinmiş bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu örgüt başından itibaren zaten orduya sızmış. Burada bir anekdot anlatmak isterim. Yıllar önce Milliyet Gazetesi'nde çalışırken Yüksek Askeri Şura kararıyla ordudan atılmış bir subayla röportaj yapmıştım. Kendisi özel kuvvetlerde görev yapmış ve Nakşibendi'ydi. Menzil grubuna bağlıydı Nakşibendiliğin. Kendisiyle orada yaptığım röportajda, söyleşide bana şunu söylemişti. Biz namazımızı, niyazımızı, her şeyimizi açık yapıyorduk. Eşlerimiz örtülüydü. Ama Fethullahçılar bunu gizli yapıyorlardı. Eşlerinin genellikle başı açıktı. Hatta eşlerinden bazıları yanıltma amacıyla içki de kullanıyordu. Ama onları da attılar, bizi de attılar demişti. O zaman olayın ne kadar ciddiye alındığının, ordu içerisindeki bu örgütlenmeye karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünün kanıtı gibi gelmişti bana bu. Ama bakıyoruz ki hiç de öyle değilmiş. Çünkü o tarihlerde subay olanların büyük bir kısmı daha sonra generalliğe kadar, amiralliğe kadar terfi etti ve onların içerisinde çok sayıda Fethullahçının saptandığını,
görevden alındığını, oradan atıldığını, tutuklandığını ve mahkum edildiğini biliyoruz. Demek ki öyle bir yapılanma söz konusu ki, öyle bir yasa dışı, illegal yapılanma söz konusu ki, bütün operasyonlara rağmen, istihbarat faaliyetlerine rağmen ele geçirilmemiş ve 15 Temmuz'dan sonra devletin birinci meselesi haline gelmiş olmasına rağmen de, onca yapılan operasyona rağmen de hala ordu içerisinde ve muhakkak polis, emniyet içerisinde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve diğer kurumlarda hala kalabiliyor olmaları bu olayın ne kadar köklü bir şekilde devletin içerisine girdiğini gösteriyor. Birincisi bu. İkincisi, yediği bütün darbelere rağmen örgütün hala Türkiye'de kritik yerlerde bürokrasi içerisindeki varlığını sürdürdüğünü, burada koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüğünü, her ne kadar pratikte yaptıkları bir şeyi pek görmesek de en azından varlıklarını sürdürmek temelinde örgütsel ilişkilerini sürdürdüklerini görüyoruz. Cep telefonu kullanmaktan büyük ölçüde vazgeçtiklerini zaten önceden biliyorduk ama diğer yöntemlerin de ankesörlü telefon başta olmak üzere izinin devletin istihbarat bilimleri tarafından sürüldüğü anlaşılıyor ve bitmek bilmez bir olay haline almış durumda. Ama bu operasyonların sürüyor olması bize Fethullahçılığın Türkiye'de ciddi bir şekilde yasa dışı yönüyle de faaliyetini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu tabii çok soruyu beraberinde getiren bir olay. Neyin peşine gidiyorlar? Ortada bir meydan okuma kalmadı. Ortada bir Fethullahçıların yurt dışındaki yöneticileri vesaireleri de zaten eskisi kadar yüksek sesle de konuşmuyorlar. Çok kendilerini göstermiyorlar. Sanki bir var kalma, varlığını korumadan ötesine çok fazla gitmiyorlar. Türkiye'dekiler niye hala bu örgütsel ilişkilerini sürdürürler? Mesela kaçanlar olduğunu biliyoruz. Niye kaçmayı tercih etmiyorlar? Burada da bir anlamıyla birçok kişinin kaderini örgütle, Fethullahçılıkla işleştirmiş olduğunu görüyoruz. Belki de kendilerine hiçbir gelecek göremiyorlar. Başka türlü bir gelecek göremiyorlar. Ve bu noktada da devletin, ülke yönetenlerin Fethullahçılık konusundaki stratejilerinin sorgulanması gerekiyor. Şu haliyle baktığımız zaman, KYK olayında da çok görüyoruz bunu açık bir şekilde, devlet çok acımasız bir kampanya yürütüyor. AKP iktidarı, devlet. Kendi kayırdıkları bir şekilde korumaları altında olanlar dışındakileri, bu önemli bir husus. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim, bir FETÖ borsası olduğu ve birilerinin kendilerini bir takım maddi imkanlarını kullanarak bu operasyonlardan kurtardıklarını duyuyoruz öteden beri. Onların dışındakilere karşı çok acımasız bir devlet politikası var. Topyekun mücadele politikası var. Yani sadece hapse atmak, gözaltına almakla kalınmıyor. Onun da ötesinde kendileri ve yakınlarına hayat gerçekten zindan ediliyor. İş bulamıyorlar. Çok değişik anekdotlar var, ayrıntılar var. Özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili HDP'den bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Neredeyse bütün şikayetleri kaydediyor. Onun yaptığı açıklamalara baktığımız zaman çok ciddi insanlık dramları ve bazı durumlarda da trajedileri yaşanıyor. Cezaevlerindeki çocuklardan tutun hamile kadınlara kadar vesaire. Devletin bu acımasız politikası sadece ve sadece itirafçılara belli imkanlar sanmakla sınırlı, onlara yönelik bir esnetme var. Onun dışında hepsini topyekün ortadan kaldırmaya yönelik politikası birçok insanı örgütten başka bir seçenek, birçok insanın gözünde örgütten başka bir seçenek bırakmıyor. Böyle bir boyutu var ve bunun ciddi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Yakın bir zamanda
örgütten ayrılmış, kopmuş ve ona karşı belli anlamlarda mücadele de veren yurt dışında yaşayan bir grubun başlattığı bir imza kampanyası vardı. Ne aşamaya geldi bilmiyorum ama orada devlete hitaben burada insanlar arasında bir sınıflamalar yapılması gerektiği çağrısı vardı ki ana hatlarıyla doğru bir çağrı. Herkese aynı kaba koyduğunuz zaman o kabın içerisinde olmaması gerekenler de mecburen kendilerini onlarla eşleştirmek yoluna gidebiliyorlar. Böyle bir boyutu hiç yabana atmamak lazım. Yani başlarda belki daha darbe girişiminin ardından belki insanlar çok fazla önemsememiş olabilirler ama giderek bunun çoluk çocuk herkesi karşısına alan bir strateji haline gelmesi, her türlü ilişkiyi kuran, her türlü bağlılık ilişkisini kuran insanın birer darbeci gibi, terörist gibi muamele görüyor olması çok ciddi yaralar açıyor ve daha da açacağı benziyor. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla operasyonların halen sürüyor olmasının bir ayağı da bence devletin o katı tavrı, insanlara başka seçenek, örgütten başka seçenek bırakmıyor olması. Bir diğer husus da tabii devlet bunu seviyor. Fethullahçılık, FETÖ meselesini başı sıkıştığı zaman kullanmak için bundan elverişli bir şey yok. Ama bunun kendi altını da bir şekilde oyduğunu fark etmiyorlar belli ki. Çünkü belli bir andan sonra kim Fethullahçı, kim AKP'ci, AKP'li ya da Erdoğancı bunun çok fazla bir önemi olmuyor. Bu yapılan bu savaş çok ciddi bir şekilde Türkiye'de tüm kendini İslam'la, İslamcılıkla ya da İslam diyelim genel olarak irtibatlandıran herkesten bir şeyleri alıp götürüyor. Fethullahçılığın Türkiye'de etkisizleşmesi AKP'yi güçlendirmiş değil. Hep beraber kaybettikleri bir savaş var ama AKP bu savaşı yürütürken, Fethullahçılıkla savaşı yürütürken Erdoğan, Fethullahçılıkla savaşı yürütürken kendi kaybını belli anlamlarda erteleme ya da gizleme şansına sahip oluyor. Sonuçta Türkiye bu savaşın ardından her iki aktörün de Türkiye'ye çok da artık en azından belli bir süreden itibaren kimilerine göre başından itibaren Türkiye'ye verecek hiçbir şeylerin kalmadığını, olmadığını göstermiş durumda. Tekrar tekrar söylüyorum, Türkiye'de Fethullahçılık artık her ne kadar Fethullah Gülen'e inanan, ona bağlanan, onun için gerekirse ölümü de göze alacak birileri hep olacaktır. Bu çok şaşırtıcı olmaz. Ama Fethullahçılığın Türkiye'de bir daha kolay kolay güç kazanacağını sanmıyorum. Bir diğer husus, tabii ki oradan kopan insanlar, onun etkisindeki insanlar farklı farklı bir takım oluşumlara gidebilirler. Belki Fethullahçılığı yeniden yapılandırmak isteyebilirler. Onu çok şu anda onun üzerine bir şey söylemek çok mümkün değil. Öte yandan benzer bir durumun bence Erdoğancılık ya da reisçilik ya da AKP'lilik içinde geçerli olduğu kanısındayım. Aslında birlikte yok oluyorlar. Fethullahçılığın yok olması daha hızlı ve devlet müdahalesiyle daha sert oluyor, daha görünür oluyor. Ötekisi daha az görünen bir şey ve hep söylediğim, tekrar söyleyeceğim, büyük ölçüde de karşısındaki muhalefetin yetersizliğinden dolayı tam anlaşılamayan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta Fethullahçılar ve AKP iktidarı birlikte, birbirleriyle savaşarak, dün birlikte hareket ederek, bugün birbirleriyle savaşarak Türkiye'nin enerjisinden, birikiminden çok şey aldılar. Almaya devam ediyorlar. Hepsi birlikte yaşadıkları bir çöküş var ama Fethullahçılığın çöküşü daha hızlı yaşanıyor, daha net, daha görünür yaşanıyor ve vurdukça, Fethullahçılığa vurdukça AKP'nin güçlendiği konusundaki yanılgı bence AKP'nin şu anda işine geliyor. Ama sonuç olarak bu savaşın
kesinlikle galibi yok. Bu savaşın her iki tarafta bu savaştan kaybediyor. Bu savaş süresince ülke enerjisinden çok fazla bir şey kaybediyor. Ama daha sonrasında bu savaşın, her iki tarafı da tüketen bu savaşın yararlarını hep beraber göreceğimiz kanısındayım. Yani şu aşamada olmasa bile bu durum Türkiye'nin hayrına bir gelişme olarak görüyorum, böyle değerlendiriyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.